Burun tıkanıklığı birçok üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası en az 10 gün hatta 15 güne kadar sürebiliyor. Biz ailelere bunları anlatıyoruz. Serin fizyolojiklerle burnunu açmasını istiyoruz. Ancak en büyük yapılan hatalardan biri en ufacık burun tıkanıklığında dekonjestanlara başvurulması. Biz ne zaman alerjik netten şüpheleniriz? Deniz suyu ya da birkaç günlük dekonjestan tedavisi sonrası, çok uzatmadan dekonjestanları, nezle grip sonrası bir durum olmadığını gördükten sonra hala çocuğun burnu tıkalıysa, bir ay, iki ay sürüyorsa bu burun tıkanıklığı, mevsimsel ya da herhangi bir alerjenle temas sonrası çok artıyorsa, çocuğun gözlerinde bir sulanma, kaşıntı, kızarıklık, gözaltı çizgilenmeleri, yine burnunda şişlik, kızarıklık, hiç geçmeyen bir ödem, tıkanıklık varsa, kronik çocukta artık hep ağızdan nefes almaya bağlı ağız kuruluğu, horlama, okul başarısı düşmeye kadar giden şikayetler olabiliyor. Çocuk uykusuz kalabiliyor, beslenmesi bozulabiliyor yine. Dikkat dağınıklığı dahi oluşabiliyor. Burun çok önemli bir organ çünkü. Burnu açık tutmamız, sağlıklı nefes almamız çok önemli. Bizler uzamış burun tıkanıklıklarında ve bu tarz göz yaşarması, burunda şişlik, ödem gibi durumlarda alerjik netten şüphelenebiliyoruz. Yani uzamış tıkanıklıklarda muhakkak doktora başvurmamız gerekiyor.